gerekse de ulusal kanunlarca koruma altına alınan yaşam hakkını korumakla üst düzeyde sorumludur. Hapishane idaresi, savcılık ve hastane yetkilileri evrensel hukukun dışına çıkarak hasta mahpusların yaşamını yitirecek uygulamalar geliştirmektedirler. Adalet Bakanlığı ve hükümet, kronikleşen bu sorunun çözümü için herhangi bir adım atmamaktadır. Hapishanelerde kanser ve benzeri ağır hastalıkları olan birçok mahpus olmasına ve bu mahpusların içeride tedavi olanaklarının çok kısıtlı olmasına rağmen tahliye veya infaz erteleme hakkı sağlanmamaktadır. Uygulamada sadece idare tarafından hapishanelerde öleceği anlaşılan hasta mahpuslar tahliye edilmekte ve bu mahpuslar tahliye edildikten çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetmektedir. Dışarıda tedavi imkanıyla iyileşme ihtimali olan hasta mahpusların ölümüne sebep olunmakta, yaşam hakları ihlal edilmektedir. Daha önce de defaatle dile getirildiği üzere, mahpusların sevk edildiği hastanelerde baştan sağma muayeneler yaygın olup, mahpuslara kelepçeli muayene dayatması yapıldığı da tespit edilen ihlallerdir. Bu durumun tıbbi, hukuki ve vicdani açıdan ayrı ayrı ağır sorumluluğu bulunmaktadır ve evrensel hekimlik değerleriyle bağdaşmamaktadır. Hasta mahpusların sağlık sorunlarının sağlığa erişim haklarının ihlalleri çözümü için evrensel insan hakları hukukunun temel değerleri ve uluslararası insan hakları mevzuatının uygulanması çağrımızı yineliyoruz. Mahpuslar şiddet, hakaret ve kötü muameleye ve hak ihlallerine maruz kalmakta, hasta olanların tedavileri aksatılmakta veya hiç yapılmamakta, iletişim ve bilgi edinme hakları engellenmektedir. Hapishanelere yeni giren mahpuslara çıplak arama dayatılmakta, hastane ve mahkeme setleri sırasında da onur kırıcı muamelede bulunulmaktadır. Mahpusların diğer mahpuslarla ve aileyle iletişim, kitap, okuma yazma hakları, sohbet, spor hakları idarenin keyfi uygulamalarıyla engellenmektedir. Birçok hapishanede mahpuslar koğuşlarda yapılan aramaların baskın şeklinde ve talan edilerek gerçekleştirildiği, haftada bir arama yapıldığı, tüm eşyaların dağıtıldığı, gardiyanların aramada sert ve provokatif davrandığı, aramaların neye istinaden gerçekleştirildiğinin bilinmediği ve kısa zaman sonra tekrar aynı aramalara maruz kaldıkları beyan edilmiştir. Mevcut durumda koğuşların aranması, mahpusların girişlerde aranması şeklinde yasal zorunluluklar, görevliler tarafından kötüye kullanılarak suistimal edilmektedir. İmralı P-Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde tutulan mahpuslar için 7 Ağustos 2019 tarihinden beri ağır tecrit koşulları uygulanmaktadır. Bu durum, Birleşmiş Milletler Mandela kurallarına, CPT tavsiyelerine ve 5275 sayılı infaz kanununa aykırıdır. Başta İmralı F-Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde tutulan Sayın Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Reisi Aktaş üzerinde olmak üzere ve tüm hapishanelere yayılan uzun zamandır sürdürülen tecrit koşullarına son verilmeli, İmralı F-Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde tutulan mahpusların aile ve avukat görüşlerinin sağlanması için Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilerek gerek avukat, gerekse aile görüşleri yaptırılmalıdır. Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılarak hapishanelerin incelemeye açılması sağlanmalıdır.